Evet arkadaşlar, üçüncü dersimizde devam ediyoruz. Üçüncü dersimizde yerçekimi ivmesinin değeri dünyanın kütle merkezinden olan uzaklığa göre nasıl değiştiği ile alakalı bir dersimiz olacak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Yerçekimi ivmesinin değeri diyelim. Şimdi yer çekimi ivmesinin değerine baktığımızda arkadaşlar 3'e ayırabiliriz. Birincisi yüzeydeki bir noktada için yer çekimi ivmesinin değeri G'nin değeri diyelim. Şöyle hesaplanıyordu. Az önce görmüştük. Gravitasyonel çekim sabit çarpı M dünya bölü ve dünyanın yer çapının karesi demiştik. Bunu biz yaklaşık olarak 9,72 olarak bulmuştuk. Newton bölü kilogram olarak bulmuştuk arkadaşlar. Ya da metre bölü saniye kare olarak da yazabiliriz. 9,72 çıkmıştı. Şimdi yüzeydeki değer en büyük değerdir arkadaşlar. Yüzeyin altına indiğimizde, yani yerin merkezine doğru yaklaştığımızda durum biraz daha farklı olacaktır. Çünkü yüzeydeki bir nokta için yer çekimi ivmesinin gezegenin kütlesine bağlı olduğunu görüyoruz. Yüzeyde bir nokta için kürenin tamamının kütlesi bu çekim ivmesini meydana getirmiştir diyebiliriz. Eğer yüzeyin altında bir noktaya inersek, burada yüzeydeki bir nokta demiştik, şurası. Şurası için yarıçap R dünyanın yarıçapıdır demiştik. Ve kütle olarak da burada M dünyayı almıştık. Eğer yüzeyin altında bir noktaya inersek, o zaman dünyanın içindeki bir noktayı alalım. G'nin değeri nasıl değişecektir? Şimdi burada aslında bunu anlamak için şunu da söyleyebiliriz. Şeklimizi çizelim. Burası R dünya yarıçapıydı. Yüzeydeki bir nokta için G'nin değeri belliydi. Buradaki G'nin değeri gravitasyonel çekim sabiti çarpı M dünya bölü R dünyanın yarıçapının karesi şeklinde hesaplanıyor demiştik. Şu yüzeydeki herhangi bir nokta için. Peki yüzeyin içindeki bir nokta için, yani dünyanın merkezi ile yüzey arasındaki herhangi bir noktanın çekim ivmesi nasıl bulunur? Buradaki uzaklığa R diyecek olursak, şu noktaya da A noktası diyelim, atıyorum. GA değerini bulalım arkadaşlar. GA değeri burada dünyanın çekimi meydana getiren kütlesi artık M dünya değildir arkadaşlar. M dünya değildir. Şu R yarıçaplı kütlenin meydana getirdiği nedir arkadaşlar? Çekim ivmesidir diyebiliriz. O zaman burada G'yi yazarken biz GA eşittir gravitasyonel çekim sabiti çarpı M kütlesi, yani şu R yarıçaplı kürenin kütlesi bölü R yarıçapının karesi şeklinde ifade etmemiz gerekir. Burada arkadaşlar dünyanın yoğunluğuna değinecek olursak ve olayı açacak olursak şu yukarıdakini önce bir açalım. D yoğunluklu ve R dünya yarıçaplı dünyanın kütlesini açarak gösterelim. D ve cinsini açarak. G çarpı D dünya çarpı V dünya diyelim. Bölü R dünyanın
karesi dedik. Şurayı açtığımızda g çarpı d dünya çarpı v dünya dediğimiz şey dıştaki kürenin hacmi ne kadardır? V dünya 4 bölü 3 pi r dünyanın kübüdür diyebiliriz. Bölü r dünyanın karesi dedik. Burada sadeleşmeler yapılırsa şu r küple r dünyanın karesi birbirini götürdü. Yukarıda r dünya kalmış oldu. G çarpı d çarpı 4 bölü 3 pi çarpı r dünya şeklinde bir sonuç elde ettik. G'nin değeri buymuş. Yüzeydeki bir noktanın noktada yerçekimi ivmesinin değeri bu şekildeymiş. Aşağıdaki GA noktasındaki çekim ivmesini hesaplamak istersek, o zaman bunu da açtığımızda G çarpı D dünyanın yoğunluğu R yerçapı kürenin hacmi 4 bölü 3 pi R küp olduğunu görüyoruz. Bölü R kare dedik. Şimdi burada sadeleşme yaparsak şu R kare ile R küp birbirini götürürsek G üstü gravitasyonel çekim sabit çarpı D çarpı 4 bölü 3 pi R sonucunu elde ederiz. Bu da GA değeridir. Yani burada bir oranlama yapılabilir. G ile GA'yı birbirine oranlarsak eğer arkadaşlar şöyle bir sonuç buluruz. G ile GA'yı birbirine oranlarsak şu ikisini birbirine oranladığımızda G'yi altına yazalım. Gravitasyonel çekim çarpı çarpı D çarpı 4 bölü 3 pi R dünyanın kübü dersek, R dünya dersek bunları oranladığımızda şu sabitler sadeleşti. G A bölü G G diyelim, yüzeydeki G değeri eşittir R bölü R dünya şeklinde çıktı. Buradan da şu G'yi yukarı atarsak eğer GA eşittir. Yani A noktasındaki çekim ivmesi eşittir. G yüzeydeki çekim ivmesi çarpı R bölü R dünya şeklinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu çekim ivmesi bize şunu söylüyor. Yüzeyin altındaki herhangi bir nokta için dünyanın merkeziyle yüzey arasındaki herhangi bir noktanın çekim ivmesi neyle doğru orantılıdır? R ile doğru orantılıdır diyebiliriz. Yani eğer R değerimiz dünyanın yarıçapının yarısı kadarsa o zaman burası G bölü 2'ye eşit olacaktır. Mesela bu R, R dünya bölü 2 kadar ise buraya yerine yazdığımızda G çarpı R dünya bölü 2 bölü R dünya yazdığımızda bu R dünyalar birbirini götürür ve değer G bölü 2 olduğunu görürüz. G A değeri G bölü 2 olduğunu görmüş oluruz. O zaman dünyanın yüzeyinin altındaki herhangi bir noktanın çekim ivmesi yarıçapıyla doğru orantılı olarak değişecektir. O zaman yarıçapın sıfır olduğu dünyanın merkezinde çekim ivmesi de sıfır olacaktır diyebiliriz. Öyleyse buradan şöyle bir sonuç çıkaracağız. Diyeceğiz ki dünyanın çekim ivmesi merkezden itibaren sıfır noktasından başlar. Değeri sıfırdır çekim ivmesinin. Yüzeye doğru artarak, doğru orantılı bir şekilde artarak yüzeyde G değerini alır. Daha sonra yine değişmeye başlayacak. Onu da şimdi göreceğiz üçüncü kısımda. Şimdilik şuraya kadar görmüş olalım. Dünyanın çekim ivmesini uzaklığa bağlı olarak şöyle ifade edebiliriz. Uzaklık sıfır olduğu zaman yani merkezdeki noktada G'nin değeri sıfırdır. Dünyanın yarıçapı olan noktada uzaklık merkezden olan uzaklık R dünya kadar olduğu zaman G değerini alacaktır dedik.
Bu değer 9,72 gibi bir değer çıkmıştı. En büyük değerdir bu değer. Ve merkezden yüzeye kadar bu G'nin artışı arkadaşlar yarıçapta doğru orantı olarak ne yapar? Artar. Yüzeyde G değerini alır. Mesela burada dünyanın yarıçapının yarısı kadar olan noktadaki G'nin G bölü 2 olduğunu söyledik. Yani kısaca şunu söyleyelim. Burada G'nin değeri neyle doğru orantılıdır? R ile doğru orantılıdır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi grafiğin diğer kısmına geçeceğiz. Diğer kısmını da tekrar inceleyerek anlatacağım arkadaşlar. Hemen tahtayı siliyorum. Şunu da şöyle söyleyebiliriz. Mesela G hesaplanırken G çarpı 4 bölü 3 pi R şeklinde bir de D vardı. Bu şekilde hesaplanır dedik. Burada dünyanın yarıçapının N ile doğru orantılı olduğunu görüyoruz. R ile doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Buradaki bu sabit sayıların şu G çarpı 4 bölü 3 pi sabit sayısına K diye bir sabit atanmış. K çarpı D çarpı R şeklinde hesaplanır demiş. Bir gezegenin çekim ivmesi hesaplanırken şu sembollerin çarpımıyla hesaplanır demiş. Ve burada G doğru orantılıdır R ile demiş. Ne zaman? Burada R dediğimiz şey 0 ile gezegenin yarıçapı değerleri arasındadır. Yani o gezegenin yarıçapına kadar. Mesela buradaki değerimiz dünyadaki R dünyaydı. 0 ile R dünya arasındadır. Mesela bu ifadenin geçerli kısmı diyebiliriz. Burada R dünya arasında. G neyle doğru orantılıdır? R ile doğru orantılıdır diyebiliriz arkadaşlar. Peki yüzeyin dışında bir noktada nasıl olur? Şimdi bunu da anlatmak için yüzeydeki bir noktadaki G'yi hesaplarken şu değerleri kullanıyorduk. Burası M dünyaydı. Yüzeydeki bir noktadakini hesaplarken G eşittir. G çarpı M dünya bölü R dünyanın karesi demiştik. Şimdi yüzeyin dışındaki bir noktayı alırken aynen yüzeyin içindeki gibi dünyanın kütlesinde bir değişme olacak mı? Olmayacak. İçindeki bir noktada alırken işte kalan şu uzaklıktaki kütlenin çekim ivmesini bulmuştuk. Oysa dünyanın dışındaki bir noktada, atıyorum şuradaki bir noktada bir çekim ivmesini araştırmak istiyorsak, buradaki R büyüktür, R dünya olduğu şekilde görüyoruz. Fakat ne değişmiyor? Dünyanın kütlesi değişmiyor. Yani artık burada şu R yarıçaplı bir kütle varmış gibi hesap etmiyoruz. Çünkü dünyanın kütlesi artık değişmez burada diyebiliriz. Dolayısıyla bu uzaklıkta bu kütlenin çekim ivmesi ne kadardır diye baktığımızda hemen buna G üssü diyelim. G üssü eşittir. Yine G çarpı M dünya bölü R'nin karesi şeklinde olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu uzaklığın karesiyle değiştiğini göreceğiz artık diyebiliriz. G yüzeyin dışındaki bir noktada nasıl değişir? G'miz artık 1 bölü R kare ile doğru orantılı olarak değişecektir arkadaşlar deriz. Bu
Az önce çizdiğimiz grafiğin şöyle olmasına sebep olur. R ile G'nin grafiğine baktığımızda merkezden yarıçapa kadar, dünyanın yarıçapına kadar olan uzaklıklarda doğru orantılı olarak değişiyordu. R ile doğru orantılı olarak değişiyordu. Buradan sonra ise, yani yüzeyden sonra ise 1 bölü R kare ile değişecek. Bu grafik 1 bölü R kare grafiğidir diyebiliriz. Buna göre artık G'miz burada 1 bölü R kare ile değişecek şekilde merkezden uzaklaştıkça azalacaktır. Değeri değişecektir diyebiliriz. Evet, dünyanın dışındaki bir noktada ise 1 bölü R kare ile doğru orantılı olarak azalmaktadır dünyanın çekim ivmesi diyebiliriz. Bunun sebebi artık dünyanın kütlesinin değişmeden sabit kalması ve aradaki uzaklık değiştiği zaman R kareyle ters orantılı olduğundan dolayı böyle bir sonuca bizi götürüyor. İçindeki bir nokta için hesaplarken şunu tekrar edelim. İçindeki bir nokta için hesaplarken dünyanın kütlesini artık değiştirmiştik. Çünkü şu kadar kütlenin çekim ivmesini burada bulmuştuk. Yüzeyindeyken şu kendi kütlesinin çekim ivmesini bulmuştuk burada. Dışındaki bir noktada ise yine kendi kütlesinin bu dışındaki noktadaki çekim ivmesini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili birer örnek yapmak istiyorum. Hemen yapalım arkadaşlar. İçindeki bir nokta için yüzeydekini biz 9,72 olarak bulmuştuk. İçindeki bir noktayı seçeceğiz. Daha sonra da dışındaki bir noktayı seçip sayısal hesaplama yapacağız. Bakalım nasıl değişiyor, buna göre hesaplayacağız. Şimdi dünyanın yarıçapı ve dünya 6.371 kilometre ile, yani bu neydi? Biz buna yaklaşık olarak 6,4 çarpı 10 üzeri 6 metre demiştik. Başka hangi değerleri verelim? İşte içteki bir noktanın yarıçapı diyelim ki ne olsun? 2 çarpı 10 üzeri 6 metre olsun atıyorum. Ve dıştaki bir nokta için de R dış diyelim. Bu 6'dan büyük bir, 6,4'ten büyük bir sayı alalım. Mesela 10 çarpı 10 üzeri 6 olsun. Metre olsun. Başka gravitasyonel çekim sabitimiz 6,7 yaklaşık olarak böyle almıştık. Biz bunları hep yaklaşık değerler almıştık. 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metre bölü kilogram kareydi. Şimdi G'nin yüzeydeki değerini hesaplamıştık. Yüzeydeki, dünyanın yüzeyindeki değeri 9,72 metre bölü saniye kareydi. Şu iç noktadaki G'nin değerini hesaplayalım. G iç diyelim. İç noktadaki bir şeyi hesaplayalım. Buna göre G iç gravitasyonel çekim sabiti çarpı, bu arada dünyanın yoğunluğunu da bilmemiz gerekir. Kütlesi ne kadardı dünyanın? Yani dünya eşittir 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogramdı. Şimdi dünyanın kütlesini bilirsek yoğunluğunu da hesaplayabiliriz buradan hacmine bilerek. D dünyayı hesaplıyorum. M dünya bölü V dünya diyelim. Dünyanın hacmini de V dünya eşittir. Hatta
Bunlara gerek var mı buraya kadar gelmemize? Ona bakalım. Tabii ki bu iç 2 çarpı 10 üzeri 6 metrelik yarıçaptaki kürenin kütlesini bulmamız gerekecek. Onun için buradan dev dünyayı bulalım. Ona göre hesabımızı yapalım. Buraya GH'i hesaplarken GH eşittir D çarpı V iç diyeceğiz. Bölüm. R için karesi diyeceğiz. Ve içi hesaplarken de G çarpı D dünya çarpı 4 bölü 3 pi R için kübü diyeceğiz. Bölüm. R için karesi diyeceğiz. Buradan da G çarpı D çarpı 4 bölü 3 pi çarpı R iç diyeceğiz. Sadeleştirdiğimiz zaman. Yani G iç değerini bu şekilde hesaplayacağız. Burada dünyanın yoğunluğunu isterseniz hemen internetten bakalım. Onu çok fazla uğraşmamıza gerek yok. 4 bölü 3 pi r küpten bulabiliriz aslında. Hemen bakalım. Dünyanın yoğunluğu diyelim. Bakalım. Beş virgül beş yaklaşık olarak 5,5 kilogram bölü metreküpmüş arkadaşlar. Değeri yaklaşık olarak 5,5 kilogram bölü metreküpmüş. Hemen burada değerleri yerine yazalım. G'nin değeri 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram kare çarpı Z dünyanın değeri 5,5 kilogram bölü metreküpmüş. Çarpı 4 bölü 3 çarpı pi. Pi'yi 3,14 alalım. Aslında 3 düz olarak 3 alsak da olur. Pi'yi 3 alalım. Yuvarlayalım. Ve içerideki yarıçap 2 çarpı 10 üzeri 6'ymış. Şimdi bu sayıların çarpımını yaparsak bu da metre arkadaşlar. Şu metre kare metreye hesaptık. Metre küp metre küpü götürdü. Bunlar birbirini götürdüler. Kilogramların birisi gitti. Değil mi? Geriye kalanları hemen çarpımını yapalım. Bilimsel hesap makinesiyle. Bakalım. Evet. Hemen yazıyoruz. 6 virgül şöyle yapalım. Şöyle. 6 virgül 7 çarpı 5 virgül 5 çarpı 3'ler birbirini götürdü burada. 2 ile 4 8 8'e çarpalım bunu. Eşittir diyelim. 294,8 çıktı. Bu çarpı kat sayıların çarpımı 294,8 çarpı şimdi kuvvet derecesine bakalım. 10 üzeri eksi 11 ile 10 üzeri 6'nın çarpımı var burada. Ne yapar? 10 üzeri eksi 5 yapar.
diyebiliriz. 10 üzeri eksi 5 yaptı. Şimdi bu dünyanın yoğunluğu doğru mu acaba? Bir de ona bakalım. Sanki orada bir yanlışlık var gibi. Dünyanın yoğunluğu. Hemen bakalım. Virgül 51 gram bölü santimetre küp. Bunun aslında 5,5 çarpı 10 üzeri 3 olması lazım. Yani 5 virgül ne diyor? 5,51 gram bölü santimetre küp diyor. 5,5 gram bölü santimetre küp. Bunu metre küp kilograma çevirirken 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağız. 5,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram bölü santimetre küpü de metre küpe çevirirken 10 üzeri eksi 6 ile çarpmamız gerekir. Metre küptür. Bunu yukarı attığımızda 5,5 çarpı 10 üzeri 3 kilogram bölü metreküp olduğunu görüyoruz. Yani burada verilen değer yanlış verilmiş bize. Bir gazetenin dünyanın yoğunluğu hakkındaki bilgisi yanlış olduğunu görmüş olduk. Buradaki değer arkadaşlar 5,5 çarpı 10 üzeri 3 kilogram bölü metreküptür diyebiliriz. İşte burada birimler sadeleştikten sonra şurası da 10 üzeri 3 ile çarptığımızda 10 üzeri 9, 6 ile 3'ün toplamı. 11'den 9'u çıkardığımızda 2, 10 üzeri eksi 2. Yani iç noktadaki bir noktada dünyanın yüzeyinin içinde merkezinden 2,10 üzeri 6 metre uzaktaki bir noktanın çekim ivmesi arkadaşlar 2 virgül 94, şu 8'i yuvarlarsak şurayı 95 yapalım. 2,95 metre bölü saniye karedir arkadaşlar. Zaten uzaklığa baktığımızda 6,4'ün yaklaşık olarak 3'te 1'i kadar çekim ivmesi dünyanın merkezinden yüzeyine kadar doğru orantılı olarak değişiyor demiştik uzaklıktan. Yüzey 6,4 çarpı 10 üzeri 6 metre ise ve bunun 3 katı kadar bir uzaklıksa o zaman yüzeydeki çekilmesi buysa bunun 3'te 1'i kadar yaklaşık olarak bir değer olması lazım. 9,72'yi 3'e bölsek oradan yaklaşık olarak 2,95 değerinden biraz daha büyük bir değer buluruz. Ama tabii burada bu nokta 4 falan da var. Bu nokta 4'ün olayla katkısı var diyebiliriz. Dolayısıyla içerideki bir noktada yaklaşık olarak 3'te 1'i kadar olmuş olduğunu bulduk. Çünkü uzaklık yaklaşık olarak 3'te 1'i kadar bir mesafe. Şu uzaklıklar arasındaki mesafe 1 bölü 3 kadar bir şeydir diyebiliriz. Onun için G için bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Bir de dünyanın yüzeyinin dışındaki bir noktadaki çekim ivmesini bulalım. Burada sadece şu kısmı değiştireceğiz. 2 yerine şuraya 10 çarpı 10 üzeri 6 falan yazacağız. İsterseniz tekrar yazalım. Dış olarak hesap edelim bu sefer. Hatta bunu şöyle yapalım isterseniz. Dıştaki noktanın
uzaklığının 6.4'ün karesi olacak, iki katı olacak şekilde hesaplayalım. Yani merkezden olan uzaklık 2R'ye çıktığı zaman, 2R dünyaya çıktığı zaman G'nin 4 kat azalması gerekir. Bunun 4'te 1 kadar sonuç bulmamız gerekir. O zaman şunu biz ne yapalım? 6.4'ün 2 katı 12.8 yapar. Böyle yapalım o zaman. Şurayı 12.8 çarpı 10 üzeri 6 metre olsun. R dış dediğimiz uzaklık bu olsun. Yani dünyanın şu kadar, şu R için 2 katı kadar olan noktadaki çekim ivmesini hesaplayalım arkadaşlar. Burası bakalım kaç çıkacak. Şu uzaklık 12,8 çarpı 10 üzeri 6 metreymiş. Bu noktada dıştaki bir noktadaki G bu. Buradaki G dış eşittir dedik. Gravitasyonel çekim çarpı çarpı dünyanın yoğunluğu çarpı artık kütlesi değişmeyecek dünyanın. Dolayısıyla böyle açmamıza gerek kalmayacak. M dünya bölü açık yazarsak da böyle yazmamız gerekir. D dünya çarpı V dünya dememiz lazım. Burada V dünya değişmeyeceği için M dünya değişmeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla M dünya yazalım biz böyle. Bölü şu dış uzaklığın karesi, R dışın karesi diyelim. Hemen verilenleri 6,67, bunu 6,7 olarak almıştık, çarpı 10 üzeri -11 çarpı diyelim. Dünyanın kütlesi 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogram yaklaşık olarak 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogramdı. Bölü uzaklığı bu sefer 12.8 çarpı 12.8 çarpı 10 üzeri 6 metre olarak aldık. Bunun karesini alacağız. 6,7 çarpı 6. Hemen hesaplayalım. 4 çarpım 40.2, aşağıdaki çarpım 100, hemen bulalım. 163,8'miş. Üstleri topladığımızda burası 12, yukarı çıktı -12 olarak 24 -12 12 artı 12 kaldı. Şurası da -11 artı 1 kaldı. 10 üzeri 1 kaldı. Şimdi 40.2'yi 163.8'e bölersek 40.2 bölü 163.8 163.8 dersek eşittir. Eşittir diyelim. .2 bölü 163.8 dedik. Eşittir. 0,245 gibi bir sayı bulduk. Çarpı 10 üzeri 1 arkadaşlar. Buradan da sonucumuz 2,45 çıktı. 2,45
45 metre bölü saniye karedir deriz. Dıştaki bir noktada uzaklık 2 katına çıktığında çekim ivmesinin yaklaşık olarak 4 kat azaldığını görmüş olduk arkadaşlar. 972 bölü 2.45 diyelim. Bakalım 4 kat değişti mi? C diyelim. 9,72 bölü 2,45 diyelim. Eşittir sonucumuz arkadaşlar 3,96 gibi bir 3,97 gibi bir şey çıktı. Yani yaklaşık olarak 4 kat azalmış olduğunu gördük arkadaşlar. Evet, bu üçüncü dersimizi de burada bitiriyoruz. Çekim ivmesinin değişimini bu şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar.